Merhaba arkadaşlar. Yengeç ve yükselen yengeçler için Mayıs ayında neler olduğuna hep birlikte göz atacağız. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve beğenilerinizi, eleştirilerinizi belirtmenizi rica edeceğiz. Uzun bir Nisan ayından çıkan bütün burçlar virüsle, sağlıkla, diğer şeylerle sınanırken, depremlerle sınanırken nereden nereye geleceğiz diye bakıyoruz. Yengeç burcu Mayıs ayını soluksuz bir şekilde yaşayacaklar neredeyse. Hani zaman kavramı yengeçlerde sıkıntılı çünkü yetmeyecek. Yetmeyecek derken neden kastediyoruz onu da söyleyeyim. İletişim alanında telefonlarınız neredeyse susmayacak. A harfli bir kişiyle, C harfli bir kişiyle ve devlet makamında olan bir kişiyle görüşmeleriniz var. Bunların bir kısmı sıkıntılıyken bir kısmı da sıkıntınızı aydınlığa çıkaracak görüşmeler. Üzerinizde bol bol nazar var. Nazarınızdan ayıkmıyorsunuz. Uyku hali yapıyor. Hatta bağışıklık sisteminizi sorunlar yaşattıracak derecede sıkıntılar yaratıyor size. Geçmişten gelen iki kişi, geçmişle bağlantılı uzun zamandır görmediğiniz iki kişiyi gördüğünüzde mutluluğunuz olacak ki kısa bir yolun ağzından gelecekler. Diyeceksiniz ki seyahatler yok. Mayıs'ın ortasına doğru bu virüsle olan savaşımızın bitmesi var ve rahata erimemiz var bu konuda. Sağlıkla ilgili sınanmamızın bir nevi bitişi gözüküyor. Ama yengeç burçlarının biraz sıkıntıları olacak. Sağlıksal sıkıntıları devam edecek. Sadece bu virüs kapsamında değil, bağışıklık sisteminizde biraz sıkıntılar gözüküyor. Bir kayıp yaşayabilirsiniz. Bu vefat eden bir kişi, yakın çevrenizden olmasa da sizin çok değer verdiğiniz bir kişiden bahsediyorum. Böyle bir kayıpla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Bazen hani her şerde bir hayır vardır dediğimiz olayla karşılaşacaksınız. Bazen belki de karşıdaki ölen kişi için dua edebilirsiniz. Yani iyi ki ölmüş diyebileceğiniz de durumlar olabilir. Normal şartlarda denmez. Evet, biliyorum. Ben de kolay kolay demeyi sevmem ama karşıdaki insanın sürünmesindense veya daha zor şartlarda yaşamasındansa da bazen de kurtuluşa ermesi iyi olabilir. Böyle bir yüreğinize su serpintisi olacak bir şeyde durumda var tabii ki. Her ölüm vakitsizdir ama bazen de vakitsiz ölümlerde kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Güç kazanmanız var. Güç kazanmanızı dışarıdan gelecek bir kısmet, maddi anlamda bir kısmetle bağlantılı. Bu kısmeti alırken de büyük bir dedikodu furyasıyla uğraşacaksınız ne yazık ki. Göze geleceksiniz. Göze gelmenizle birlikte küçük ufak tefek kazalar geçirmeniz mümkün. Ev kazaları olabilir, eşya kazası olabilir. Ama dikkatli olmanızda fayda var. Zaman kavramı sizde değişiklik arz ediyor. Evet, 7-24 denilen kavram sizde yeterli değil. 70 saat de olsa yetmeyecek size. Çünkü kafanız, beyniniz çok dolu. Bir türlü boşaltamıyorsunuz. Onu hani doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor meselesine dönüyorsunuz. Bazı olaylarda, bazı birikmişliklerde geçmişten gelen hesaplaşmaları bir türlü bitiremediğiniz için sıkıntılar yaşıyorsunuz ve bunu bu ay tamamlamanız gerekecek. Yoksa ferahlamanızın mümkünatı yok. Geçmişteki kalması gereken kişiyi geçmişe koyup günümüze odaklanmanız için belki de son sınavınızı vereceksiniz bu Mayıs ayıyla birlikte. Küçük eşya girişleriniz var 3 tane. Bunlarla ilgili sevinçleriniz var. Dışarıdan gelen bir kişiye karşı bir sevinciniz var. Çok sevdiğiniz bir kişiyi göreceksiniz. Bununla ilgili göz aydınınız var. Dışarıdan araba seyahatiyle gelen bir kişi gözüküyor en üstte. Bir de sadık bir dost gözüküyor. Yeni hayatınıza girecek bir kişinin hayatınızda kalıcı olarak, dost olarak gözükmesi var burada arkadaşlar. Şimdi yengeç burçları su burçları olduğu için gökyüzü hareketlerinden bu dönemde belki Mayıs ayında çok fazla etkilenmeyecekler ama şu da var. Siz çok duygusal bir burçlardan birisi olduğunuz için de toplumsal olaylardan dolayı çok duygusal zamanlar yaşayacaksınız.
Mayıs ayı çoğu doğa olaylarıyla gündemimizde olacak ve siz de bunlardan duygusal anlamda nasibinizi alacaksınız. Dışarıdan gelen kısmetleriniz var, dışarıdan evle ilgili bir gelişmeniz var. Burada ev ya da evlilik, aşk anlamında bir gelişmeniz var arkadaşlar. Bu aşk konusunda eğer bugüne kadar hayatınızda birisi yoksa birisinin girmesi ki girmesiyle birlikte çok hızlı bir şekilde evlilik kararı almanız demektir. Yaşamınızda kısır döngüde olduğunuz bazı yerler var. Onları atlatacaksınız. Dışarıdan bir kişi sürüncemede olan bir işinizi hızlandırmanız var. Bu konularda dışarıdan destek alacaksınız. Hayatınızda belli bir dönüm noktası var ve bu dönüm noktasından geçmektesiniz. İki konuda göz aydınınız var, sevineceğiniz bir şey. İkisi de yolu ağzından gelecek durumdalar. O yüzden bunlarla ilgili gelişmeler gündeminizde olacak. Hani normal hayatınızın rutininden çıkıp dışarıdaki olaylarla artık belki de gündeminizde olacak. Dışarıdan iki kişi yine gelecek olan misafiriniz var. Kısa bir yolun ağzından gelecek bir haberiniz var. Bakalım bu kadar hızlı gelişmelerin arkasından Mayıs ayında ikinci yarısından en azından size neler gözükecek bakalım. Evet. Yatan bir hastanın iyileşmesi gözüküyor arkadaşlar. Uzun zamandır beri kan bağınızdan olan bir kişinin iyileştiği haberini alacaksınız. Aşk hayatında bir geçmişten sorun yaşadığınız bir kişiyle duygusal anlamda o kişinin geri dönüşü var ve bununla ilgili yüzleşmeler var. Aslında sizin bildiğinizin aksine arkanızdan çok fazla olay dönmüş, çok fazla kişiler aranızı bozmak için uğraşmış. Bunların hepsini öğrendiğinizde karşıdaki kişinin masumiyeti ya da sizi korumak için verdiği çaba sizin gözünüzden kaçmayacak ve geri dönüşüyle birlikte sizin de şansınız dönecek aslında. Hayatta bazı kişilere ikinci şans verdiğinizde kendinize de ikinci bir şans vermiş olacaksınız. Bu da sizin için büyük kısmetli bir ikinci şans olacak. Zarar bugüne kadar hani bu kayıptan sonra bayağı bir zarar görmüşsünüz. Bu zararı belki de kapatabilmek için zaman yetmiyor gözükecek sizde. Zaman kavramı hani uykularınız kaçabilir bu dönemde. Kafanızın doluluğundan veya işlerinizin yetişmediğinden normal çalışma sürenizin daha fazlasını çalışıyor olabilirsiniz. Hani sadece resmi kurumlarda çalışsanız bile eve iş getiriyor olacaksınız. İş hayatı sizin bayağı bir gündeminizde olurken aradan çıkan hayatınızda olan kişilerle ilgili haberler veya olaylar, hastalıklar her neyse sizin gündeminizde ekstra bir yer edinecek. O yüzden hangi dağa yetişeceğinizi bilemez durumdasınız. Bunlara yetişmek için belki de hayatınızda yeni yer alacak kişi destek verecek ve bu destekten dolayı da hani kara günde dost belli olur diye hayatınızın geri kalanında böyle bir dost edinmiş olacaksınız. Mayıs ayı yengeç ve yükselen yengeçler için bir nevi destek ayı. Hani sadece sorunlar mı var diyeceksiniz. Hayır. Bir yerde destek de alacaksınız. Dışarıdan çok fazla desteğiniz olacak. İnsanlar hani bugüne kadar hep sırtından vuran değil de aslında sizi destekleyen, sizin hayatınızda yer almak için çabalayan insanların olduğunu göreceksiniz. Geçmiş dönemde hayatınızdan çıkardığınız kişilerin gerçekten sizi değer verenlerin içinden geri sizin hayatınıza dahil olmak isteyenleri göreceksiniz. Ve gerçekten sizin için çabalayan, dahil olmak isteyen kişileri hayatınızda almanızda fayda var. Çünkü sizin de uzun bir yolculuğa hak ediyorlar. Bunun dışında eğer herkesi temizledim ben tekrardan kimseye şans vermem diyorsanız insanlar kendi şanslarını kendileri yaratıyorlar bu dönemde. Gerçekten bunu sizin hayatınızda olmak istediklerini belli edecekleri durumlar var ve bunlarla yüzleşeceksiniz. Bazı küçük aksilikleri belki de çevrenizdeki bu kişilerle halledip hayatımda iyi ki varmış diyeceğiniz kişiler de çıkacaktır bunların içinde. Biraz karmaşık olduğunu düşünüyorsanız şöyle söyleyeyim. Herkes hak ettiği yeri tırnaklarıyla hak ederek alacak sizden.
Çünkü siz insanlara kolay kolay ikinci şans vermeyi düşünmüyorsunuz. Ama bazıları sizden söke söke bu şansı alacaklar. Buna emin olabilirsiniz. Bu konuda da şanslı olacaksınız. Sizin için iyi olacak bu söke söke sizden haklarını alan kişiler. Emin olun sağlam dostluklar sizi bekliyor. Sağlam bir aşk da bekliyor ama aşkı çok kısa sürdürüp direkt evliliğe bağlayacaksınız böyle bir dönemde. O yüzden yeni evlilik sizin için çok sağlıklı ve güzel gelecek görünüyor. Yengeç ve yükselen yengeçler için Mayıs ayı zaman kavramı kısmında sıkıntılı, yetmeyecek zamanınız ama huzurlu ve sağlıklı bir dönem sizi bekliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.